Merhaba sevgili yay burçları ve yükselen yaylar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sizlere tarot açılımı yapacağız. Hemen kartları karıştırıyorum. Hemen siz de niyetlenin. Merak ettiğiniz soruları şöyle bir aklınızdan geçirin. Bakalım sizlerin niyetinize neler çıkacak. Ben videoyu beğenen ve kanalıma abone olanlara niyetleniyorum. Öncelikle şöyle bir kartlarımızı bir seçelim. Bir 3 kart seçmek istiyorum. Size bugünle alakalı enerji versin, size mesaj versin diye. Diğer yardımcı destemi de yine karıştırıyorum. Yay burçlarına niyetlenerek videoyu beğenen ve kanala abone olanlara tabii ki. Bakalım bunlar neler söyleyecek. Şimdi arkadaşlar öncelikle bu önümüze 5 kart duruyor. Bu 5 kartın bize verdiği enerjiye baktığımızda hayatınızda artık yeni bir başlangıç yapacağınızı gösteriyor. Her ne kadar tecrübeli olursanız olun, her ne kadar bir şeyler yaşamış olursanız olun fark etmiyor hangi yollardan gittiniz. Artık önünüzde yeni bir yol açmışsınız. Eksilerinizle artılarınızla gideceğiniz bir yol, size yeni deneyimler katacak bir yol görünüyor hayatınızda. Bu bazılarınız için aşkla alakalı bir yol olabilir ya da bazılarınız için kariyerle, eğitimle, belki parayla ya da kendi içinizdeki farklı bir sizi keşfedersiniz. Böyle manevi bir yol da olabilir, bir şehir değişikliği de olabilir. Ama böyle sizin için radikal denilebilecek, yani böyle büyük bir karar denilebilecek bir olaydan bahsediyoruz. Gayet de güzel olacak. Etrafınızdaki insanların iyisini kötüsünü göreceksiniz. Yani genel anlamda baktığınızda hem kendinizin hem de etrafınızdaki insanların aslında nasıl bir karaktere sahip olduğunu, nelere yatkın olduğunu, iyi niyetli mi kötü niyetli mi olduğunu keşfedeceksiniz. Bol keşifler yapacağınız, hem manevi hem maddi anlamda yolculuklara çıkacak. Yeni bir yol belirdiğini gösteriyor kartlarımız önümüzde. Ne olursa olsun önünüze gelen kısmetleri, yani gözünüz açık ilerleyin diyor açıkçası. Önünüze kısmetler gelecek ama siz bazen düşünebilirsiniz ki yeteri kadar kısmet gelmedi ya da yeteri kadar bu yolda bana yardım yapılmıyor gibi düşünebilirsiniz. Ama önünüze kısmetler gelecek, sadece siz birazcık görmekte zorlandığınızı görüyorum. Ona birazcık odaklandığınız sürece bir sıkıntı yaşamayacağınızı gösteriyor kartlar. Şöyle parayla alakalı bir bakalım. Şimdi yakın geçmişinizde parayla alakalı sıkıntılar görünüyor. Harcamalarınızın artması durumu var. Bu nasıl bir harcama artmasından bahsediyorum? Yani böyle büyük şeylere yatırım yapmak gibi bir şey değil. Örneğin elektrik su faturasını ödemek gibi bir şey ya da evin ihtiyaçlarını ya da kendi ihtiyaçlarınızı almanız gibi bir şey. Ve bunları yaparken bile aslında zorlanmışsınız. Maddi anlamda zorluk çektiğiniz bir dönemde olduğunuz görünüyor. Hani önünüzde yeteri kadar kısmetlerin olmadığı, belki de bu zamana kadar gelir elde ettiğiniz şeyin size bu ay yeteri kadar gelir elde edemedi diyorum, gelir getiremediği söylenebilir yani kartlara baktığınızda. Şu sıralar diyorsunuz ki hani benim böyle durumlara karşı bir önlem almam gerekiyor. Onun farkındalığını yaşayacaksınız aslında ve yeni bir yol arayışı var para kazanma konusunda. Yeni bir yola ilerleyeceksiniz, yeni bir yola adım atacaksınız ve bu yolda daha güzel paralar kazanacaksınız. Şimdi diyorsanız ki yani bana söyle, para gelecek mi gelmeyecek mi bunu söyle diyorsanız gelecek arkadaşlar. Ama dediğim gibi sizin de bir karar almanız ve o paranın size gelmesi için uğraşmanız gerektiğini gösteriyor kartlarımız. Güzel, yani geçmişte sıkıntılı ama böyle devam etmeyeceğini gösteriyor. Gayet güzel devam edecek. Siz de o şekilde bu enerjiyi kabul edin. Şimdi kariyer eğitime niyetlenin. Bakalım neler diyecek kartlarımız. Şöyle ki arkadaşlar, kariyer ve eğitimde gerçekten çok güzel, çok doğru kararlar aldığınızı gösteriyor kartlarımız. Ne yapıyorsanız bu zamana kadar doğru yapıyorsunuz, doğru yoldasınız, attığınız adımlar doğru ve hani kariyerle alakalı baktığımızda gerçekten büyük bir tecrübe sahibi insansınız. Eğitim anlamında da yine aynı şekilde. Böyle devam ederseniz de zaten uzun süre bir sıkıntı yaşamayacaksınız. Ancak hem kariyerde hem de eğitimde bulunduğunuz ortamdaki bir kişi sizin eğitim hayatınızı belki biraz kötüye yönlendirmek ya da kariyer hayatınızı kötüye yönlendirmek isteyebilir. Bunun sebeplerinden bir tanesi, mesela aynı iş yerinde çalışıyorsunuzdur, kendisi daha ön plana çıkmak istiyordur ya da aynı okuldasınızdır, kendisi sizi daha yüksek notlarla geçmek istiyordur. Bu konuda dikkatli olmanızı istiyorum. Çünkü bir şans, bir fırsat, gördüğünüz üzere kartımızda zaten size bir fırsat gelecek, bir kısmet gelecek, bir olanak. Ancak eğer siz bu kısmete hızlı bir şekilde koşmazsanız,
elinizi çabuk tutmazsanız, bu kısmetin farkına varmazsanız, size karşı bu kurnazlık yapan ve sizin önünüze geçmeye çalışan kişi bu kısmeti elde edebilir. Ona dikkatli olduğunuz takdirde eğitim, kariyerle alakalı yine hiçbir sıkıntı yok. Sadece önümüzdeki günlerde biraz fazla yorulacağınızı gösteriyor. Yani çok çalışacaksınız demek oluyor bu da. Şimdi dostlar, aşkla devam edelim istiyorum. Şu anda ilişkisi olanlar, sizler için her şey gayet güzel görünüyor. Gayet güzel de devam edeceğini söyleyebilirim size. İlişkinizle alakalı hiçbir sıkıntı yok. Sadece önümüzdeki günlerde yeni bir karar alabilirsiniz. Bu karar kötü bir karar değil, güzel bir karar. Mesela sevgiliyseniz belki nişanlanma kararı alabilirsiniz ya da aynı evde yaşama kararı alabilirsiniz. Nişanlıysanız hani düğünü artık yapalım gibi bir karar olabilir. Evliyseniz belki çocukla alakalı ya da herhangi bir şekilde bir tatille alakalı olabilir. Hepiniz de değişkenlik gösterebilir. Sadece böyle birbirinize bağlılığınızı artıracak, sizi mutlu edecek güzel bir karar alınacağı, belki bir aktivite gerçekleştirileceği görünüyor. İlişkinizle alakalı en ufak bir sıkıntı bile yok kartlarda. Gayet güzel. Bakalım diğerlerinde neler var. Şimdi şu anda böyle şey diyenler için, ilişki açısından geçmişim gerçekten çok kötüydü ya da bu geçtiğimiz haftalarda biz bir tartışma yaşadık. Şu anda ne olacak bilmiyorum. Şu an iyiyiz ama bu durum tekrardan yaşanır mı gibisinden bir korkunuz var sanki. Size tavsiyem ya şu anki ilişkide olduğunuz kişiyi gerçekten iyi tanımaya çalışın ya da sizin bu ilişkiniz çevresinde dolanan insanları iyi tanımaya çalışın. Çünkü bir aldatma durumu var. Bu illaki hani gidip sizi başka bir kadınla veya erkekle aldatacak gibi bir şeyden bahsetmiyorum. Mesela sizinle sizi seviyor gibi konuşup ama hani o kadar da aslında ciddi ya da size karşı net olmayan birisi olabilir. Ya da size yalan söylüyor olabilir. Yani böyle şaşırdığınız bir yönle karşılaşabileceğinizi gösteriyor. Ben bunun ilişkiden ziyade etrafınızdaki birkaç insanla ilgili olabileceğini görüyorum. Ona dikkat etmelisiniz. Yani gözünüzü dört açın, sadece bu kadar. Hani körü körüne nasıl diyeyim, hem ilişkiye hem etrafınızdaki insanlara güvenmeyin. Kimseye körü körüne güvenmemek gerekiyor. Tabii ki ilişkinizde bir güven olmalı. Ama bu tamamen ne olursa olsun asla yanlış yapmaz bana. Asla. O her zaman doğrudur gibi gözünüzü kör etmeyin. Böyle bir şeylerin kokusunu aldığınızda yok ya yapmaz demeyin. Eğer bir şeyleri görüyorsanız, duyuyorsanız vardır bir şey. Onu bir araştırın. Bir şey yoksa yoktur zaten. Böyle devam ettin. Yani hiçbir sıkıntı olmayacak. Ben bunun etrafınızdaki bir insanla alakalı olacağını görüyorum. Belki sizi kıskanan birisi nazar bile edebilir. Böyle olabilir. Ama genel anlamda baktığınızda ilişkinizle alakalı bir sıkıntı görünmüyor. Aklında birisi olanlar ya da ilişkim yok nasıl olacak diyenler. Bu arada aklınızda birisi varsa ve o kişiyle hiçbir şekilde konuşmuyorsanız, hiçbir şekilde irtibatta değilseniz size birazdan bir şeyler söyleyeceğim. Şu anda şey için söylüyorum. Böyle konuştuğu, flört ettiği birisi olan ya da aşk hayatında hiç kimse olmayan, acaba olacak mı diye merak eden. Sizler de olacak arkadaşlar. Gayet de güzel devam edecek. Yalnız şöyle bir durum var ki ilişkilerde bir uç nokta yaşama durumunuz var. Ya tamamen kendinizi kaptırıyorsunuz ya da tamamen kendinizi dışarıda tutuyorsunuz. Birazcık aslında hem siz için hem de karşı taraf için duygu durumunuzu kontrol etmeniz gerekli. Yani tamamen nasıl söylenir? Hani böyle hep uç noktalarda yaşanır ya bir şeyler. Mesela kıskanıyorsunuz ama çok uç noktalarda kıskanıyorsunuz ve bu karşı tarafı rahatsız ediyor. Ya da hiç kıskanmıyorsunuz. Bu da mesela karşı tarafı rahatsız ediyor. Bunun gibi yani böyle ilişkideki duygularınızı uç noktalarda yaşamayın. Her zaman orta yoldan devam edin. Sakin sakin devam edin. Zaten ilişkiniz güzel bir noktaya varacak diyor. Hiç ilişkim yok, hiç kimse yok. Aklında biri var. Konuşacak mı izleyenler? Konuşacaksınız arkadaşlar. Sizler de konuşacaksınız. Sizinle alakalı da hiçbir sıkıntı yok. Şu yardımcı kartlarımıza da bakalım. Evet. Yani hiç muhabbette bile değilseniz bile yani konuşacaksınız. Sizde de yine bir ilişki durumunuzda hareketlilik görünüyor bu kişiyle birlikte. Böyle arkadaşlar, umarım sizlere faydalı bir video olmuştur. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayalım. Özel olarak bana fal baktırmak istiyorsanız Instagram'a yazabilirsiniz. Görüşmek üzere.